Merhaba, Pelin Şef'e hoş geldiniz. Bugün ev yapımı soğuk çay, diğer adıyla buzlu çay tarifi veriyorum. Gerçekten çok pratik bir tarif ve kendiniz hazırladığınızda ne kadar lezzetli olduğunu da göreceksiniz. Buzlu çay için öncelikle demlenmiş çayımızı hazırlıyoruz. Bunun için şöyle bir porselen demli kullandım ben. Siyah çay kullanıyoruz. 3 tatlı kaşığı siyah çayı demliğime koyuyorum. Bunun için herhangi bir çaydanlık da kullanabilirsiniz. Porselen olması şart değil. Üzerine kaynamış olan suyumu sıcakken ilave ediyorum. Şöyle bir su bardağına biraz fazla koyuyorum. Çayımızı 15 dakika demlenmeye bırakacağız. Şimdi soğumaması için üzerini kapatacağım. Bu çaydanlık örtüsü de bana annem hazırlamıştı. Patchwork'tan yaptı. Çok kullanışlı. Çok severek kullanıyorum ben de. Buzlu çay için yarım su bardağı toz şeker kullanacağız. Demlenmiş olan çayımı toz şekerin bulunduğu bardağa döküyorum. Bunu şekerin daha kolay erimesi için yapıyoruz. Yeri gelmişken söylemek isterim. Eğer elinizde demlenmiş çay varsa onu da kullanabilirsiniz. Ayrıca çay demlemenize gerek yok. Sadece çayınızın çok beklemiş ve acımış olmamasına dikkat etmelisiniz. Şekeri çayın içinde güzelce eritiyorum. Evet, buzlu çayı hızlıca soğutmamız gerekiyor. Bunun için sürahinin içine bolca buz koydum. Ve hemen çayımı içine döküyorum. Çok fazla bekletirsek çayımız acılaşabilir. Şöyle biraz daha ilave ederek bir su bardağına tamamlıyorum çayımı. Buzlu çayı evinizde hazırladıkça zaten bu çay oranını, şeker oranını kendiniz de ayarlayabilirsiniz kendi zevkinize göre. Şimdi içine meyve parçaları atıyorum. Şeftali çok yakışıyor, limon çok yakışıyor. Ben ikisini de kullanmayı seviyorum. Meyvelerin aromalarının çaya geçmesi için bir süre beklemesi gerekiyor dolapta. Şimdi üzerine yine soğuk suyla tamamlıyorum. İçine dilerseniz biraz limon suyu da ilave edebilirsiniz. Bakıyorum şöyle, çayım şimdiden buz gibi oldu aslında. Şöyle karıştıracağım son kez. Çayınızı hemen de tüketebilirsiniz. Ancak dediğim gibi bekledikçe daha lezzetli olacaktır. Evet, çayımız servise hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık ve tadı da hazır alınanlardan çok daha lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Videolarımı izlemek ve yeni tariflerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.